Tekrar merhabalar. Kusura bakmayın, bugün teknik problemler üst üste geldi. Nazar değdi diyelim artık, o da nazar olsun. Yıldırım Hocam, tekrar sizi davet etsek yayını alabilir miyiz? Tekrar kusura bakmayın lütfen. Neden böyle bir problem yaşıyoruz? Onu da anlayabilmiş değilim. Hocam, sizi tekrar yayına bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Yeni gelenler için, daha önce tanışmadığımız dostlarımız varsa, ben sanat tarihçi Gamze Gürer. Bu akşam Yıldırım Aktaş, doçent doktor Yıldırım Aktaş'la güzel bir musiki üzerine sohbetimiz olacak. Neyin ya da müziğin ruha şifası ile ilgili güzel bir sohbetimiz olacak. Eğer Yıldırım hocamız tekrar bağlanabilirse, evet hocam, tekrar istek gönderir misiniz? Galiba bu sefer olacak. Merhabalar tekrar. Tekrar merhabalar hocam. Kusura bakmayın, Ya bugün o estağfurullah, estağfurullah. Benden mi kaynaklı, sizden mi yoksa sinyalden mi anlayamadığım için bir şey yapamadım. Tekrar kapattım, tekrar bağlandım. Demek ki Instagram'da bu tür şeyler olabiliyor. Aslında Zoom üzerinden yapalım bir daha sefere. olur hocam. Bence. Bütün aile Yani fertlerinizin hani faydalanabileceği bir şey olsun diye Instagram tercih evet. etmiştik, ama bugün nedense üst üste teknik aksilikler oldu. Ama şu an iyiymiş. Evet, Ahmet abiden İyiyiz. Evet, tekrardan şu anda iyi. Beni tanımayan arkadaşlarım için tekrar kendimi tanıtayım. Herkesi Canıgölü'den selamlıyorum. Yıldırım Aktaş ismim, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 22 yıldır akademisyen olarak çalışmaktayım. Öğrenci arkadaşlarım da var. Bakıyorum orada katılanlar. Onları da selamlıyorum. Tabii bizim Gamze Hanım'la muhabbetimiz eskiye dayanıyor. Biz devamlı bir aile gibi birbirimizle devamlı iletişim içerisindeyiz. Az önce de anlattı, bilmiyorum duydunuz mu? Birçok sanatsal etkinliğe imza atmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yine bu yazı da böyle dolu dolu geçirdik. Bu tanımayan arkadaşlar için de inşallah en yakın zamanda tanışmak ümidini taşıyorum. İnşallah. Herkesi bir kez daha selamlıyorum. Şimdi Gamze beni aradığında şöyle bir şey söyledi. İşte hocam bizim ailemiz farklı günlerde buluşuyor ve biz bir konuyu konuşuyoruz. Hem de Ramazan'ın yapısına uygun bir şekilde. Çok uzun değil. Ben seve seve katılacağımı söyledim. Ne konuşalım dedim. Yani birçok konu var müzikle ilgili, elbette konuşulacak da çok fazla var aslında. Biraz sınırlayalım. Yani musikiyi konuşalım. Hayatımıza olan etkisinden bahsedelim dedik. Ve böyle bir oluşum içerisine girdik. Şöyle diyoruz ya, müzik için ben şunu açıklamayı yapıyorum. Musiki ruhların doyduğu bir abat sofrasıdır diyoruz. Ruhların doyduğu bir abat sofrası. İsteyen gelir, bu sofradan dilediği kadar yer, ruhunu abat eder, doyar gider diye hep söylüyoruz. ne güzel Gerçekten söylüyorsunuz hocam. evet, gerçekten hani biz çok kullanırız ya, müzik ruhun gıdasıdır diye. Belki gıda ve ruh ilişkisinin başlangıcı buraya dayanıyor. Yani sanat için de bunu söyleyebiliriz. Bir sofra var burada. Kimin kurduğunun bir önemi yok. İsteyen o sofrada istediği, sevdiği yiyeceği yer, doyar ve kalkar. Bu nedenle de musikinin insan hayatına dokunmadığı bir an, bir saniye bile yok diye söyleyebiliriz. Aslında hayatımızın her döneminde ve her alanında benliğimizi saran, onsuz asla yapamayacağımız bir araç olarak ben musikiyi görüyorum. Kesinlikle öyle. Yani şunu dersem yanlış olacağını düşünmüyorum. Biz müziğe ya da musikiye muhtacız. Yani onsuz yapamayız.
Zaten bu kadar çabamızın, bu kadar ısrarımızın nedeni de bu zaten. İhtiyacımız olduğu için. Günlük hayatımızda, evimizde, iş yerimizde, televizyon izlerken, müzik dinlerken, yolculuk, nereyi düşünürseniz düşünün, her anımızı saran bir olgu mu ki? Yani duygu ve düşüncelerimizi sesle anlattığımız bir sanat dalı. Birçok tanımı var, çokça tanımı var. Birleştirici, kaynaştırıcı özelliği var. Bakın, bu özelliğini şu anda burada, değil mi, paylaşıyoruz. Bizi kaynaştırdı, birleştirdi. Evet. Belki bizi tanımayanlar var. Ben hiç görmediğim, duymadığım, bilmediğim insanlar şu anda beni izliyorlar. Biz Evet hocam. birbirimizi her ne kadar hani görüyor olsak da diğer kişileri göremiyoruz. Bakın, çok güzel bir özelliği var. Kaynaştırıcı, aynı zamanda bağdaştırıcı özelliği var. Ve tüm insanlığın en önemlisi de ortak dili. İstediğiniz şekilde konuşabilirsiniz bu dili. Yani lisanı. Ortak bir lisandır. Anlarsınız. Yani bir müziği dinlediğinizde onu seversiniz. İyi mi kötü mü diye fikir yürütebilirsiniz. Ya da birçok insanın ortak dinlediği, ortak sevdiği parçaları siz de sevebilirsiniz. İşte bu bir lisan, bu dil. O Evet. yüzden çoğu zamanda işte bu dili kullanarak psikolojik, sosyal durumumuzu dile getirmek, ifade etmek, ne bileyim yalnızlığımızı paylaştığımız ya da mutluluğumuzu dile getirmek için kullandığımız bir araç da diyebiliriz. Evet. Bu araç insanların ruhuna hitap ediyor ve kişilerin varlığını, düşüncesini sürekli geliştiriyor. O yüzden çok önemli. Hocam Yine konuşmakta anlatamadıklarımızı dile getiriyoruz aslında. Gönlümüz konuşuyor. Evet. Şimdi burada tabii şimdi bu ortak dil olmasının nedeni de bu zaten. Hiçbir kaygımız yok, hiçbir şikayetimiz yok, hiçbir eksi ve artı ve pozitifimiz yok. Tamamen doğal olarak bir varlık üzerinden devamlı düşüncelerimizi paylaşıyor ve rahatlamaya çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Yani Evet. duyguların yanında biliyorsunuz bir mantık vardır. Mantığın gelişmesini de sağlar aynı zamanda, değil mi Musiki? Bu yüzden Tabii ki. müziğin insanla olan bağlantısı sadece duygu olmayıp duygunun yanında bir de mantığa besleyici bir işlev katması müzikinin çok önemli. Biliyorsunuz insanoğlu her an müzikle iç içe olduğu için çeşitli bazı davranışları kazanıyor maalesef. İşte müzikle dinlenme, müzikle yürüme, ne bileyim müzikle çalışma, müzikle uyuma, müzikle mutlu olma, oynama gibi kapsamlı davranışlar içerisine girebiliyor ve bunları geliştiriyor. Kimin sayesinde? Müzik sayesinde, müzik sayesinde. Yani insanı bu dünyadan alıp hayal dünyasına götürür, gezdirir, getirir. Orada yaşatır. Bazen gerçeklerden uzaklaştırır, değil mi? Bazen de gerçeklerle yüzleşmeyi bize gösterir, öğretir. Çok kapsamlı özellikleri var musikinin. Bir de şu, yani bir musiki, bir müzik diyoruz devamlı. Onu da şey yapalım, cevaplayalım. Tamam. Hiç farkı yok. Yani ikisini de kullanabilirsiniz. Yani köklerin de farklılıkla var. O bizim, yani köklerinin farklı olması bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Müzik dediğimizde aynı şeyi algılıyoruz. Musiki dediğimizde de aynı şeyi algılıyoruz. Bazı böyle şövenist düşünceler yer olabiliyor, alabiliyor. Onları da ya insanlar dilediği gibi kullanabiliyor. O yüzden ben bazen musik diyorum, bazen müzik diyorum. Yanlış anlamasın arkadaşlarımız. Siz de rahat ve large bir şekilde kullanabilirsiniz yani. Yani ikisi de sonuç olarak aynı Evet. ruh Evet, dilimi evet. ifade ediyor. Evet. Yani şöyle müzik hani biraz daha modern bir seslenmiş. Musiki de biraz daha hani böyle eskilere götürür, eskiyi hatırlatacak seviyede böyle bir ismi var ama bence ikisi de aynı. Yani müziğin sadece sosyal yaşamdaki izleri değil, yani milli duyguları yansıtması, efendim felsefik oluşu, sen iyi bilirsin, sanat tarihçisin, biliyorum bildiklerini. Yani duygunun yanında düşünceyi de tartması mesela, değil mi? Tabii, Ya tabii ki. da mesela senin konun tarihe tanıklık yapması, tarihin aktarımını sağlaması. Ben öğrencilerle ara sıra böyle konuşuyoruz. Öğrenci arkadaşlar da var orada. Yani şimdi
klasik bir müzikle uğraşıyorsunuz. Bir döneme mührünü vurmuş, damgasını vurmuş bir musikiyle uğraşıyorsunuz. Tabii günümüzdeki bu her alandaki kirlilik ister istemez bazı konularda bizi bazı sanat dallarından itiyor, uzaklaştırıyor. Diyoruz ki işte bakın işte musiki sayesinde o dönemin sosyal yaşantısını, müzik zevkini değil mi? Ya da edebiyat zevkini, insanların nasıl müzik yaptığını, nasıl dinlediğini, dinlediği müziğe konu olarak neyi seçtiğini anlayabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bunu yani milyonlar harcasanız elde edemezsiniz. Bir şarkıyla bunu anlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bence çok Kesinlikle. Kesinlikle çok önemli. ama burada tabii hani zevkler ve renkler konusu hep öyle gündeme gelir. İşte çok fazla tür var musikide. Dünya üzerinde çok fazla tür var. Yani böyle genele baktığımızda bugün Batı müziği dediğimiz tür dünya üzerinde çok fazla dinlenilen bir tür. Onun yanında yine Uzak Doğu'nun müziği, Türk müziği, İran müziği, farklı farklı müzik türleri var. Bu müzik türlerinin içinde de yine kollar var. İşte hani rock dediğimiz, caz dediğimiz, işte efendime söyleyeyim, blues dediğimiz, Türk müziğinin yine makamsal müziğinin içinde de böyle. Halk müziği, halk türküleri, folklor gibi. İşte burada bu insanlar kendi ruhlarına göre ya da kendi seçimlerine göre onlardan faydalanıp onları başkalarını diğerlerini soyutlayıp o müzik türlerini dinleyebilirler ama işte insanın dinlediği müzik tarzı da aslında insanın ruh halini ve yaşam biçimini ve düşüncelerini de yansıtıyor ister istemez. Yani böyle bir insana baktığınızda hani, bu adam kesin bak pop dinliyor. Bu adam rockçı. Giyiminden kuşamından anlarsınız. Hitabetinden anlarsınız. Değil mi? Bazen böyle olur. Yani bakın müziğin bir önemli bir tarafı daha ortaya çıkmış oldu. Yani fikir verebiliyor insanlar hakkında. Hocam insanın hayatını şekillendiriyor zaten. Bütün ruhun şekillenmesi bedenin şekillenmesine de sebebiyet veriyor ister istemez. Böyle bu söylediğini bana şimdi sorsan desen niye böyle hocam desen cevap veremem. Bunu ben bir sır olarak görüyorum. Bu bir sır. Yani kimsenin de doğru düz cevap verebileceğini düşünmüyorum. Bu kendiliğinden olmuş Allah'ın işte takdiri bu şekilde idame etmesi gereken bir durum diye söz edebilir. Ama neden dersen cevap veremem. Yine bak yapılan araştırmalarda mesela müzik tutkusu, müziğe tutkun olan kişiler, meftun olan kişilerin genel olarak daha sakin, değil mi? Daha derin düşünceye sahip insanlar olduğu, şiddetten, kötülükten mesela uzak durdukları, toplumsal ve sosyolojik olaylarda daha insancıl, daha insani davranmaları, ya da bir işte ciddi bir meslekte çalışıyorsa daha başarılı ve stratejik düşündükleri, geniş düşündükleri, ilişki kurmada başarılı oldukları. Mesela bunları anlayabiliyoruz. Yani bunun gibi daha birçok olay aslında olguda müziğin insan hayatındaki etkisini biraz ortaya çıkarıyor. Yine başarılı insanların mesela hayatlarını araştırırsanız büyük bölümünde birçok sanat dalının etkisini göreceksiniz. Bu böyle görebiliriz. Hocam çok da Hatta yeni bir örnek var hatta. Çok genç bir olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz okçuluk alanında bir şampiyonluk kazandı. Ailesi iki elini aynı anda kullanabilme yetisini kazanabilmesi ve aynı zamanda müziğin zihnine katacağı etkileri düşünerek piyano dersi aldırmışlar. 2-3 yıl kadar da piyano çalmış. Yani sırf o becerileri, motor becerilerini daha aktif kullanabilme ve daha çok yönlü düşünebilme, başarıya giden bir yolda müthiş bir yatırım bir çocuk için. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. İşte yani bu işte kişiden kişiye nasıl etki yapar? Herkes aynı etkiyi yapar mı? İşte bunları bilemiyoruz. Az önce söylediğim gibi bunlar sır. Yani müzik kişilere ruh katıyor, bir takım özellikler sağlıyor. İşte derinlemesine düşünmesini sağlıyor. Kendini belki de iyi tanımasını sağlıyor, değil mi? Bu da çok önemli. Yine kişinin kendini daha gerçekçi görmesine, insanlara karşı, doğaya karşı, tüm canlılara karşı güzellik belki de güzel davranmasını
öğretebiliyor. Bu kadar şeyi, bu kadar özelliği bir arada barındıran bir sanat dalını sevmek mümkün mü? Yani size nasıl bu hayatta şekil düzen veriyor, nerede olmanızı sağlıyor ve bununla ilgili, bu özelliklerle ilgili çalışmalar yapılmasını sağlıyor. Şimdi bakıyorsun, evet müzik, hatta sanattan alın, yani sanatın bir dalı olarak alın. Şöyle derler ya, yani sanatçı insan hiç suçlu olur mu? Sanatçı insan hiç kötü insan olur mu? Derler. Olabilir ama çoğunluk iyi insan. Yani eğer bu anlattıklarınızı gerçek bir şekilde sorgulayarak anlayabilirse ve bunu yaşayabilirse zannediyorum yani dünya daha da güzelleşecek diye düşünüyorum. O Kesinlikle. yüzden musikiyle ilgili insanlar, yani bilim insanları, sanat insanlarının birçoğunun çok fazla araştırma yaptığını biliyoruz. Musiki hakkında binlerce çalışma var. Hem ilmi, hem bilim, hem bilim alanında, hem ilim alanında, hem de Evet. sanat alanında. Evet. O yüzden de yani şöyle söyleyebiliriz. Bakın yani biraz daraltalım, ne diyelim? Daha minimal yaklaşalım. Mesela müziğimizin yaşamımızdaki etkileri başka ne olabilir? Mesela müziğin çocuklar ve yaşlar üzerinde etkileri bugün çok fazla incelenen, şu anda belki de en üst zirvede olan konulardan bir tanesi, çok fazla çalışma var. Tabii ki Yine ya, tabii ki. ses ve müziğin organları iyileştirici etkisi. Yani bunları biz, sen de biliyorsun, yakından takip ediyoruz. Bu terapi dediğimiz ruhsal alandaki bu yaklaşımlar ve düzeltmelerin birçoğu sese bağlı olarak sürmekte. Bunun üzerine de çok fazla çalışma var. Çünkü organları iyileştirici etkisi var. Şöyle derler ya, ruhun sağlıklıysa bedenin de sağlıklı demektir. Ya da ruhunu sağlıklı tutarsan bedenin de sağlıklı olur derler ya, bu gerçek bence. Evet. Kesinlikle Yani öyle. psikolojisi bozuk bir insanın ciddi bir hastalıkta nasıl başa çıkabileceğini, neler yapabileceğini ben düşünemiyorum. Çünkü psikolojisi bozuk. Yani ruhu sağlıksız. İşte belki de ruhu iyileştirici yönü mesela musikinin araştırmaya ya da onu incelemeye mahal kırmış olabilir. Yine insanın kültürel gelişiminde müziğin çok büyük etkisi var. Az önce de söyledim. Bak, kültürel gelişimden bahsediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Yaşam kalitesi üzerine mesela, yaşam kalitenizi arttırabilecek nitelikli müziğin etkisi var. Bunlar Tabii araştırın. Yine ki. okul öncesi dönemde bakın, bir çocuğun gelişiminde müziğin önemi ve etkisi hala çalışılmakta ve ta nereye kadar gidildi biliyor musunuz? Anne karnına gidildi artık. Evet. Yani Evet ta hocam. oralara kadar gidildi. Evet. Belki Tam ileride yaratı daha bilimden müzik nasıl. dikkat edilmesine kadar gitti mevzu ve en son yapılan araştırmaları da ben de biraz karıştırdım. Hani bebeğin anne karnında duyduğu sesler, titreşimler gelişimini, beyin gelişimini özellikle vücut gelişimini etkilediğini görüyorlar. Bu yüzden de mesela dinlenen müziğin dikkat edilmesi gerektiğini öneriyor doktorlar. Evet, gebelikte ve yeni doğan üzerinde değil mi söylüyor? Tabii, Yani tabii, tabii, çok doğru tabii. söylüyorsun. Yine bakın işte müziğin insanlar, çeşitli canlılar üzerinde etkilerinin değerlendirmesi. Ben burada bize çok yakın veteriner fakültesi, bir gün orada profesör bir hocamla böyle karşılaştık. Ya Yıldırımcığım dedi, ya şu dedi, ineklere dedi bir müzik dinletsek de acaba dedi, hani sütte falan verim artar mı acaba falan diye. Çok önceden ama. Yani belki bu 15 yıl olmuştur. Yani ben içimden şöyle Allah Allah dedim ya. Yani şimdi ineğe yani müzik dinlettirsek ne olur acaba falan, böyle bir içimden pek de istekli gelmedi ama sonra yapıldı. Ve süt veriminde artış sağlandı. Evet. Yani Evet. demek ki başka canlılar üzerinde de etkisi var. Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani şimdi bu hadi hayvanları geçtik. Bu müzik terapistlerin Evet. cerrahi yoğun bakım hastalarındaki o etkisini çok okuyoruz, görüyoruz. Yani hayatı tekrar dönüşün
bir küçücük bir müzik parçasıyla bir geçmişte hatırladığı ya da onun için önem taşıyan bir müzik eserinin tekrar duyurulmasıyla onu tekrar hayata döndürülmesi ve bunun artık bir ciddi bir bilim alanı olması, bunlar önemli şeyler. Hadi bunları geçtik, ilmi tarafına baktık. Bugün din eğitiminde musiki değil mi kullanılıyor? Mesela Tabii. bunun üzerine de ciddi araştırmalar var. İşte ne diyoruz? Bütün müzik türleri dinden doğmuştur. Yani batıya bakıyorsunuz, kiliseden geliyor mesela musiki. Temeli o yani. Türk müziğine bakıyorsunuz, camiden geliyor mesela. Şimdi demek ki burada bir yüzeysel bir eğitim var. Ama altında ciddi bir müzikle ilgili bir durum söz konusu, değil mi? Bu da Tabii çok ki. önemli. Bunları da geçtik. Bakın hayatımız ne kadar, yani hayatımız ne kadar iç içe. Televizyonu açıyoruz, reklamları izliyoruz. Herhangi bir tanıtım programını izliyoruz. Pazarlama elementi olarak tüketicinin üzerinde duygusal, algısal, davranışsal etkinliklerini görüyoruz, değil mi? Evet, evet. Yani ne kadar ilginç. Özellikle seçilen melodiler, özellikle seçilen tınılar oluyor ki Evet. satışa yönelik hareket olsun. İnsanların gerçekten insanı ya da bütün canlıları kontrol etme yöntemi aslında müzik. Bir taraftan da korkutucu geliyor bana hocam. Bilmiyorum. Yani bu ürpertici yanı da var, umut dolu Var. olan bir yanı da var. Yani düşünün. Bir sesle bütün canlıları kötülüğe yöneltebilirsiniz. Bir sesle bütün canlıları iyiliğe yöneltebilirsiniz. Yani çok aslında dikkat edilmesi gereken ve korunması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela ben etrafımdaki bütün işte yanımdaki arkadaşlarımın, benden yaşça küçük olanların hiç fark etmeksizin böyle tuhaf şeyler dinlediğini gördüğümde mutlaka müdahale ediyorum. Lütfen diyorum yani hani bunu değil başka bir şeyi tercih et. İşte şunu dinle bak bu da çok güzel diye mutlaka uyarıyorum. Çünkü biliyorum ki bunun çok büyük ve çok güçlü bir silah olduğunu. Sizinle Evet. konuşmalarımızda da daha önce bu kanıya varmıştık. Büyük bir silah. İnsan Evet, ben de üzerinde de, katılıyorum. hayvanlar üzerinde de, bitkiler üzerinde de, bütün canlılar üzerinde çok büyük bir silah. Tabii. Yani bizim belki bahsettiklerimiz, yani bu konunun belki %10'unu teşkil etti. 90'ını bilmiyoruz bile, değil mi? Tabii Yani o ki. zaman şöyle diyebiliriz. Hep söylüyoruz ya, müzik bir sır diye söylüyoruz. Ve müziğin karmaşık bir yapı içerisinde olduğunu da böylelikle öğrenebiliyoruz. Yani bugün yetişkinler üzerinde farklı bir etki bırakıyor, çocuklar üzerinde farklı bir etki bırakıyor. Yani bir zevk aracı olarak kullanılabiliyor, bir obje olarak kullanılabiliyor, ruh halinize hitap ediyor, efendime davranışınıza hitap ediyor. Yani bunun gibi bir sürü, değil mi? Özelliği Evet. var. O yüzden de bu karmaşık yapı, dediğin gibi, beni de ara sıra korkutmuyor değil. Ama biz tabii, benim mesleğim olduğu için, bu mesleğin içinde olduğumuz için, bilişim arkadaşlar da şimdi diyeceklerdir, biz tabii mesleğimizden korkmuyoruz. Bizi korkutan tarafı değil de iyi eden tarafı, güldüren tarafı daha çok ilgilendiriyor. Tabii bunu stratejik olarak, silah olarak kullanmak isteyenler de elbet kullanacaklardır. Bu da konunun başka bir boyutu. Dediğin gibi o, evet, onu hiç düşünmek istemiyoruz. Yine baktığınızda, bir şeyde okumuştum, bir yazıda okumuştum. Beyin dalgalarını yavaşlatabilme, düzenleyebilme, nefes Evet. alışverişini etkileme, kalp atış hızını, kan basıncını etkileme gibi, beden ısısını mesela ayarlayabilme, düzenleyebilme gibi, böyle koordinasyon bir özelliği de olduğunu söylüyorlar. Yani şöyle bakıyorsunuz, hayaller içerisinde kalıyorsunuz. İster iş hayatınızda olsun, ister normal yaşantınızda olsun, müzik sizlere daima değer katacak ve mutlu ve Evet. başarılı olmanızın önünü açacaktır diye ben düşünüyorum. Bu tarih Tabii. boyunca da böyle olmuş yani. Sadece farkına varmak önemli olan. Yani ne dinlediğinize, çocuğunuza ne dinlettiğinize, sizlerin nasıl bir musiki ortam içerisinde olduğunuza, neyle ilgilendiğinize, hangi melodileri sevdiğinize dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Öyle her şeyi alıp da ilaç gibi düşünün. Bu kadar özelliği olan, bu kadar konuştuğumuz, insanları etkileyen bir olgunun
Yani dozunun da ciddi şekilde ayarlanması gerekir diye düşünüyorum. Belki hani elimizde tutabileceğimiz bir şey değil ama kulağımız ve ruhumuz hissediyor. Hani fazlası da zarar verir mi acaba diye verebilir. Yani sonuçta ruhunuza hitap ediyor. Çok fazla ruhu da bozabilir diye düşünüyorum yani. Tabii ki. Yani insanı ister istemsiz bir şekilde farklı noktalara sürüklüyor. Yani ben mesela kendi üstümden yola çıkarak düşünüyorum. Üst üste hüzünlü şarkılar dinlediğimde bir Böyle evet. sonra, yani üçüncü şarkıdan sonra böyle üzülmüş, dertlenmiş, kederlenmiş. Yani hiçbir şey yok ortada ama de tesadüf denk gelmiş. Üst üste birkaç hüzünlü şarkı denk gelmiş. İnsan içine bir şey doğuyor artık. Yeter, yeter, benim bu halde olmamam gerekiyor O düşüncesine kapılıyor. doz aşımı mı demek ki o? Doz aşımı değil mi? Çok fazla Tabii. dinlemişsin. Tabii ki, tabii ki. Yani nasıl ki dediğiniz gibi bu bir ilaç. İlacın, yani her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi bunun da yani fazlasının zararlı olduğunu elbette ki biliyoruz. Ama zararlı olan kısmında farklı frekanslardaki dinletilerin olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani İşte sizin de... evet. Hocam peki frekanslarla ilgili sizin Neyle ilgili? düşünceniz nedir? Ne? Frekanslarla ilgili düşünceniz nedir? Ya onunla ilgili bir yazı okumuştum. Yani böyle frekans olayı tamamen farklı bir olay. Hani insanın herkesin bir frekansı olduğunu, her eserin bir frekansı olduğunu, mutluluk frekansı, üzüntü frekansı, efendim ağlama frekansı. O, ya mutlaka böyle bir şey vardır ama bu tabii yani çok da ispatlanmış ya da işte gündemde kalan etkisi olan bir çalışma olarak ben yani ben en azından bilmiyorsam cahilliğime verin. Ama okudum Estağfurullah. öyle bir şey olduğunu, biliyorum öyle bir şey olduğunu. Katılıyorum, herkesin frekansı mutlaka vardır. Yani sonuçta hayat frekansı işi. Musiki'nin kendi içinde de frekanslarının insan yaşamına etkisi olabileceğini düşünüyorum. O şey diyor işte frekans yükseldiğinde insanların kalp atışları artar, da sevinçli olurlar. İşte üzüntüyü terk ederler. Frekans düştüğünde karamsarlığa kapılırlar. Ama işte bu düşen frekansın içinde yine bazı arttırılmış frekans yükseltmelerle normale. Yani bununla ilgili çalışmalar var ama yani ne kadar çalışıldı ya da ciddi bir makale görmedim. Mutlaka vardır. Tabii bu biraz ses fiziğine ve ses mühendisliğine giriyor diyelim ona. O yüzden bizi hani sosyal durum biraz daha çok ilgilendirdiğinden dolayı ama tabii ileride ne olur bilemiyorum. Çalışmak bakmak lazım. Ben öyle ciddi bir makale görmedim. Ben rastlamadım yani. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin Efendim? estağfurullah hocam, çok pardon. Sizin de dediğiniz Estağfurullah. gibi bu işin giz kısmı, sır kısmı var ve o sır kısmına ulaşabilmek çok zor. Evet. İnsanların o sır kısmına dair ellerinde çok fazla veri yok. Araştırma daima devam ediyor ama işte buradan yola çıkarak düşünülen farklı fikirler de ortaya konuluyor ama kanıtlayabilmek ya da şey yapmak bu zaman gerektiriyor belki de. Belki bir süre sonra artık tecrübelerle bunların ortaya çıkacağını düşünüyorum ya da yalanlanacağını, hani bu böyle bir fikir geçerli değildir diye ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tabii zamanla çıkacaktır. Yani o çalışmalar arttıkça onları görebileceğiz. En azından bu tür çalışmanın yapıldığını yani yapıldığından haberdar olduk. Var yani bu tür çalışmalar. Frekansla ilgili ciddi çalışmalar var. Şimdi şeyler diyecek, bizi dinleyen arkadaşlarımız diyecekler ki ya müzik de amma karışık şeymiş. Ne kadar çok özelliği varmış diyecekler ister istemez. Gerçekten bu hiçbir şey daha çok etkili bir olgu müzik. O yüzden de başta söyledik ya neyi dinlediğimize nasıl bir müzikle istiyor, nasıl bir müzikle birlikte olduğumuza, arkadaş olduğumuza çok dikkat etmek lazım. Çocuklarımız için bu daha büyük önem taşıyor. Yani Tabii ki. onları doğru şekilde yönlendirmek bence doğru müziğe yönlendirmek çok önemli. Tabii insanlar üzerinde bunun
psikolojik ve bir takım etkilerinin olduğu sürekli vurgulanıyor. Söylüyoruz, şarkı söylemek, ritimli hareket etmek, çalmak, değil mi? Bireyin müzikal oluşumlarını öğrenmesini sağlıyor ve bu etkinlikler kişinin bedensel koordinasyonunu, zamanlama, hafıza, değil mi? Dima, konsantrasyon, dinleme becerisi, takip etme becerisine yardımcı oluyor. Yani Tabii. bunu bu tür özellikleri küçük bir çocuğa yaptırdığını düşünsene de, yani onun ileriki hayatını düşünün. Tabii ki burada işte müzikle yine kendi içinde bir takım farklı türlere ayrılarak kendini daha özel hazırlıyor. Yani yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Klasik müzik, bugün klasik müzik dediğimiz müzik türü, insan psikolojisi, fizyolojisi üzerinde en olumlu etkileri yaratan tür olarak liderlik konumunda bulunuyor. Yani belki de her müzik türünün klasiği yok ama olanlar da etkileyici ve bu listenin başında yer alıyor. Hatta az önce söyledik, anne karnındayken dedik ya, bebeklere klasik müzik dinletin tavsiyesini çoğu zaman duyuyoruz, duymuşuzdur. İşte bu onun en büyük etkilerinden bir tanesi. Hocam bir Yine takipçimiz de yorum olarak belirtmiş o konuyu konuştuktan sonra. Sanırım bir anne, yanlış hatırlamıyorsam ismini şu an şey yapamıyorum ama hanım bir takipçimizin yazdığı bir bilgi var. Çok hamilelik döneminde çok fazla kavgalı, gürültülü, işte gergin ortamlarda bulunan, sürekli kavgalara maruz kalan bir gebelik sürecinin yaşandığı çocukların doğduktan sonra bebekken dahi daha gergin ve daha agresif olduklarını değil mi? Değil mi? söylemiş kendisi de. Çok doğru, çok Sibel doğru. Hanım'dı sanırım. Sibel Hanım eğitimciydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu an ismini tam şey yapamıyorum. Yani böyle bir gerçek var. Klasik müzik dinletimi, işte çocukların daha iyi şeyler dinlemesi, daha düzgün Evet. şeyler dinlemesi. Yani evde yapılan kavgadan bile çocuğun o sesten, o frekanstan etkilenip agresif bir şekilde doğduktan sonraki sürecinde hayatını agresif bir şekilde sürdürdüğünden bahsediyoruz. Bu ne kadar Çok güzel bir tehlikeli, tespit. bu ne Teşekkür ederim. kadar... Değil mi? Çok etkileyici. Tabii. İşte yani eğer söyledik ya başta, anne karnına kadar bu artık araştırmalar indi, derinlik kazandı. Belki de yani çoklu testlerde bu, ne bileyim nasıl olabilir ama yani birçok anneye dayandı ve işte hamile olan birçok işte kişi üzerinde bu çalışmalar çoğaltılabilir ki yani veri çok daha sağlam olsun. Şimdi işte bir iki kişi de böyle olduğunda çok fazla güvenilir olmuyor ama dediği gibi bunlar artık şahit olmaya başladı. Yani işte müzisyen anne babanın ya da işte sanatla ilgili kişilerin anne karnından çocuğuna onları aşılaması ve işte müzik dinletmesi, o ortamlarda kitap okuması gibi bunları rastlıyoruz. Doğan çocukta da olumlu neticeleri olduğunu söyleyebiliyoruz, görebiliyoruz. İşte Tabii. yapılan işte bu araştırmalar sonucunda müziğin insan üzerinde birçok etkisi var ama genel etkileri ortaya çıkıyor o zaman. Ne bu genel etkiler? Yani birçok etkisi var ama bunu genellememiz gerekiyor ki yani doğru hareket edebilelim, farklı algılamayalım diye. Yani bunlar müziği dinlerken beyne giden kandan, oksijen miktarından, yani uyarıcı harekete geçen etkisi olduğunu, uyarıcı bir etkisi olduğunu, metabolizmayı sağlık olarak doğrudan etkilediğini, tempolu ve ağır müziklerin etkilerinin farklı sonuçlar doğurduğunu, değil mi? Evet. Yine müziğin bir ilham verici bir olgu olduğunu, duyguları harekete geçirdiği, yaratıcı olduğunu, genel yorumun. Tabii ki. Mesela hani şey deriz ya, matematiktir müzik deriz ya mesela. Yani Evet. karışık fikirlerin kolay çözümlenmesini sağlıyor. İçindeki matematik dokusundan kaynaklanıyor bu. İşte etkili öğrenmenin temel unsuru olan beynin o sağ sol yarım kürelerini dengede çalışmasını sağlıyor, değil mi? Bunlar hep ispatlanmış şeyler. Yani bunları ben şimdi söylüyorum size ama benim uydurduğum şeyler değil bunlar. Bunlar ispatlanmış. Tabii Yine tabii onlar. belirli müzik türleri yine huzur veren,
Değil mi? Endorfin hormonunun salgılanmasını ve sakin kalmamızı, huzur içinde bulmamızı sağlıyor, değil mi? Evet. Kas gerilimlerimizi azaltıyor. İşte beyni yine dünyayı algılama, zihni canlandırma, işte hayal kurma ve en önemlisi de stresimizi azaltıyor ve bizi rahatlatıyor. İşte Evet. bunlar genel kavramlar. O yüzden de o az önceki hanımefendinin söylediğine ek olarak şunu eklemek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey akla geliyor. Biz yetişkin olarak tamam müzik dinliyoruz, seçiciyiz. Dinleyeceğimiz müziği biliyoruz. İstemediğimizi dinlemiyoruz. Peki çocuklar ne yapacaklar? Yani bu müziğin karmaşık yapısını nasıl algılayacaklar? İşte müziğin bu gizemli yapısı hem anlamayı güçleştirmekte ki biz bile zorluk çekiyoruz. Hem de tüm sanat dalları içerisinde müziği çok farklı bir yere oturtmakta. Yani sana bir sürü sanat dalı var. İşte bu müziğin ne kadar yukarıda olduğunu, ne kadar onlara tepeden baktığının bir göstergesi. Bugün dinlenilen müziği çocuklar için bir duygu olarak algılama ya da insan yaşamının ilk yıllarına başlayarak onların bilmesi gereken bir özellik olarak aşılamak doğuştan itibaren bebeğe belki de değil mi bakan Evet. kişinin bebek tarafından duygusal iletişim sağlamada ya da duygusal düzenlemeleri müzikli bilinçli ya da bilinçsiz şekilde kullanmasını sağlar. Mesela örneğin hani bebeğe bakan kişiler şöyle müziği bebeğin duygusal durumunu düzenlediğini ya da dikkatini çekebileceğini tahmin ederler ve sanki böyle içgüdüsel davranırlar. Onlar ninniler falan söylerler, şarkılar söylerler. Hani bebeğin algılama yeteneğini dikkate alıp da şarkıları yavaş tonda söylerler. İşte ya da heyecanlı bir yere getirirler. Yüksek perdelere çıkarlar mesela. Ya da ritimsel olarak. Bu işte bebeğin hani doğal içgüdüsel tepkilerine uygun bir müzik türüdür derler. Çünkü bebek ona tepki verir. Böylece ne olur? İşte bebeklerin şarkı söyleyiş yani bebeklerin hoşlanacağı bir şarkı söyleme tonuyla. Hani şey diyorlar ya bebekçe söylemek. Baby talk. Bebekçe söyle. Yani bebekmiş gibi söyler. Halbuki çocuğun orada aslında yani o davranışa değil de verdiği tepki müziğe vermiş olduğu bir tepki o. İşte yani anne karnından başlayan, oradan gelen bir altyapı. Daha sonra yavaş 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 ilerleyen, daha sonra tepkilerle değil mi? Mesela bebeğe bir şarkı söylersiniz. Böyle bakar bir tanesini çok beğenir mesela. Ona tepki verir mesela. Yani onun Evet. bir beğenisi olduğunu bu ortaya koyar. O yüzden de yani hiç bebektir ya da işte efendim anlamaz falan demeyeceğiz. Kesinlikle. Aynı eşit miktarda onlara belli bir dozda vermeye çalışacağız. Tabii bu 5 okul başlangıcına kadar böyle. 5 yaşından 6 yaşından sonra benim okuduğum yazılara göre tamamen müzik algısı çocukları değişiyor. Onlar üzerinde farklı çalışılması gerekiyor. Tabii onların inceliklerini ben bilmiyorum. Pedagoglar daha iyi bilirler. İşte yani orada sadece hani batının majör, minör tonları olabilir. Oradan ton seçilebilir. Bizde de yine makamsal müzik ile ilgili eserler seçilebilir. Yani onların incelenmesi gerekir. Bizim bu söylediğimiz müziğin karışıklığı, karışık yapısı belki böylece yani çocuk yaşta kişilere böyle aşılanarak verildiğinde ya da kademeli olarak verildiğinde belki ileride bu karmaşıklık çözülebilir diye düşünüyorum. Hani bir söz daha var ya böyle bir söz var bir söz var diyoruz ya hani meleklerin dilidir derler ya değil Evet. mi musiki için? Yani Evet. belki de bu dili onlar kadar belki de iyi konuşabileceğimiz zamanların gelebileceğini ümit edelim. Öyle diyelim yani en azından. Çünkü Kesinlikle. birçok şeyi ifade edemediğimiz birçok şey aslında müzik çözümlüyor ve ifade etmemizi sağlıyor. Yani bugün şiir yapıyorsunuz, şiir yazıyorsunuz, algılanamıyor. Resim yapıyorsunuz, anlayamıyor ama onu müzikle birlikte yaptığınızda birden başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani hiç okumadığınız bir şiir birden müthiş bir müzik eserine dönüşüyor, güfte oluyor. Oradan farklı duygular sizde farklı duygulara kapılmanıza neden oluyor. Yani aslında şunu da diyebiliriz musiki için, müzik için.
tamamlayıcı diyebiliriz mesela, değil mi? Kesinlikle Tamamlayıcı öyle hocam. diyebiliriz. Yani her şey için, hayat için tamamlayıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben Moseki'nin. Kesinlikle öyle. Ben de katılıyorum ona. Ya işte ama eksiğin ne olduğunu bilmek lazım burada. Yani eksiği bilmezsek neyle tamamlayacağımızı bilemeyiz. İşte müzik Tabii bu ki. tarih süreç içerisinde yazıldığı, söylendiği, seslendirildiği, icra edildiği ülkelerde dönemin özelliklerini, yapısını, insan toplumun tutum ve davranışlarını da bir şekilde yansıtıyor. Bu yani ülkelerin, toplulukların, milletlerin bir yanın reflekslerini gösteriyor bize. Tabii Tepkilerini gösteriyor. Gelenek ve göreneklerini de yansıtıyor, taşıyor bizden Tabii ki. sonrakilere. İşte müzik terimi karmaşıktır ve boyutu sonsuz varyasyonlar içerebilir diyebiliriz bence. Öyle. Sonsuz bir olgudur diye düşünüyorum Musa diye. Yani herkes Kesinlikle. gereğince dozu aşmadan kullanırsa yararlı olduğunu düşünüyoruz. İlk yararsız olsa biz zaten kullanmazdık, değil mi? Kesinlikle Ya bu öyle. bakın siz, yani ben Kuşadası'na geldim konser verdiğimizde, sevgili dostlar da belki bilmiyorlardır, söyleyelim. Konumuz şeydi, burçlar ve makamlardı. Yani ecdadımız bundan yüzlerce yıl önce musikide bir ruh terbiyesi aramışlar da var. Belki de dünyada bunu ilk kullanan milletlerden bir tanesiyiz bizler. Tabii. Yani Tabii. üzerine kafa yormuşlar. Yani İbn Sina ile, Farabi ile. Ama hangi hastalıklar için uğraşmışlar? Ruhsal. Şimdi yani adamla şimdi işte böbreklerinde sıkıntı var, kalbinde sıkıntı var ya da işte herhangi bir, Allah göstermesin, herhangi bir organda. Buna müziğin yapabileceği bir şey yok. Yani tutup size kalbinizi yenileyemez. Böbreğinizi değiştiremez. Ama şöyle bir şey var. Ruhunuzu tedavi ettiği için siz ruhunuzla o organlarınıza hitap edebilirsiniz. Ruh sağlıklı olunca beden de sağlıklı olacaktır. Ki o, bu düşünceye yola çıkıldığını düşünüyorum. Bizim yani makamsal müzik üzerine ciddi tasarruflar olmuş. Bunları bugün okuyoruz. Bazıları çok abartılı. Bazıları gerçeği yansıtmıyor ama ciddi olanlar da var. Hani o şey derler ya, işte Rast Rehavi makamı sabahları dinlenirse faydalı olur. İşte Rast hani şey diyoruz ya, fel de iyi gelir diyoruz ya. Hani Evet. demek ki felsefe hastaların bunu sabah dinlemeleri gerektiğine yönelik böyle bir yönlendirme var. İşte ne kadar doğru bilemiyoruz ama ecdat denemiş demek ki. Bir fayda görmüş ki bu kadar şu anda günümüzde kullanılıyor. İşte hani Hüseyin'in makamı için sabahları etkilidir. Irak makamı için kuşluk makamı zamanında. Nihavend mesela hani romantik öğle zamanı gibi böyle. Yani belki de bunlar bir sistemi içeriyor. Biz de henüz o sistemin dışındayız, algılayamıyoruz. O yaptığımız konserde de konu buydu zaten. Evet. Hangi burç, hangi makamda, hangi hastalıklara, ne zaman iyi gelir? Değil mi? Evet. Buydu. Evet. Ve oldukça da ilgi gördü. Çünkü neden? Herkesin bir burcu, herkesin burca bağlı bir makam ve o makamdan seçilmiş eserleri olduğunu öğrenmiş oldu. Belki Tabii. de hani onları dinlemek için zaman ayırdı. O da önemli bir şey. O yüzden de yani bu geçmişten gelen bu müzikle tedavi ya da terapi hala günümüzde sürmekte, çok değil ama alternatif tıp olarak ne kadar etkili bilemiyoruz. Ama ruha etkili olduğunu en azından bilebiliyoruz. Az önce söyledim, hatırlıyor musun? Yani yoğun bakımdaki bir insanı bile bir Evet hayata hocam. döndürebilecek Evet. seviyede, etkide diyelim, seviyede değil, Hastanelerde kullanıldığını biliyorum hocam. Yoğun bakım servislerinde hastalara dinletildiğini, yeni doğan servislerinde hastalara işte klasik müzik ya da ney dinletildiğini biliyorum. etkide. Buna şahit olmuşluğum da var. Hani bizzat güvenilir kaynaklardan öğrenmişliğim de var. Şu an için bunu kullanan ve bununla yol alan, var olan tedaviyi bununla desteklemeye çalışan hekimlerimiz var. Evet, kesinlikle katılıyorum. Şey, hani hatırlar mısınız dostlar, sevgili dinleyiciler?
Şöyle bir şey vardı. Eskiden insanlar rahatsızlanınca bir atıyorum herhangi bir işte Allah göstermesin bir kanser türüne yakalandınız. Bir tane ilaç var. Bütün kanser türlerinde aynı ilaç ya da işte benzer ilaçlar birbirine yakın benzer kullanılırdı. Artık böyle değil. Artık ne yapıyor? Kişiye özel tedavi uygulanıyor. Evet. Kişiye ait özel ilaç. Musiki'nin de böyle olduğunu ben düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Ortada bir Hüseyin'i makam var ama yani bu kişiden kişiye algı değiştiği için herkese aynı etki yaratacak diye bir şey söylememiz mümkün değil. O yüzden de bu da bir ilaç gibi kişiye özel dinlenmeli. Bu ilacı da kişi kendisi seçmeli. Yani müzik olduğu için. Belki o zaman fayda göreceğini düşünüyorum. Çünkü Türk müziğiyle tedavinin etkinliği artık çok araştırılıyor. Hastaların terapi öncesi ve sonrası vücutlarındaki ağırlık, işte ciddi değerlerin, bazı önemli değerlerin düşürülmesi, bu terapi öncesinde ve sonrasında hep incelenmiş ve çok da önemli sonuçlar alınmış. O yüzden de artık biraz da bunu kabullendi tıp diye düşünüyorum ben. Yani bu sadece muskinin yani iyileştirici özelliklerinden en azından yani para verip almıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz yani? Her an var olabilen, içinizde daima herkesin özel bir şarkısı vardır ya. İçinizde Evet. kendi kendinize söylediğiniz, sizi anımsatan, sizi mutlu eden, mutlu kılan daha ne olsun yani? Yani böyle bir çok değerli bir ilacımız var ve onu kullanmayı bilmiyoruz. İşte sevgili izleyiciler, dostlarım, müziği biraz daha fazla kullanalım bence. Kesinlikle öyle. Yani Müzik rahatlayacağız yani. yapmak doğru seslerle müziği kullanmak gerekiyor. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani kendinize bir enstrüman seçin. Dinlediğiniz eserlere dikkat edin. Ve sık sık müzik yapınız. Müzik dinleyiniz. Zararı yok bunun yani. Çok fazla zararı yok. Çok fazla zararı yok Kesinlikle. derken zararı yok yani. Arkadaşlar Kesinlikle. sorular olan falan var mı? Soru soranlar var mı? Ben tabii göremiyorum. Bak, Sen görürsün. biraz önce bir arkadaşımızın, bir aile ferdimizin bir yorumuna denk geldim. Yani o gözüme çarptı. Fön makinesinin sesiyle uyuyan bebekler var. Çok ilginç diye bir şey yapmıştı. Onu Yorum ben de duymuştum. yapmıştı. Evet, bunun sebebini de bildiğim kadarıyla, okuduğum makalelerden öğrendiğim kadarıyla açıklamak isterim. Uzmanı değilim tabii ki de bu işin ama insan, bebek anne karnındayken iç organlarının çalışma sesini duyabiliyormuş. Biz kulaklarımızı kapattığımızda da kulağımızda yani bir uğultu duyarız. O duyduğumuz uğultu aslında organların çalışma sesi, çalışma frekansıymış ve çocuklar da anne karnındayken bu sesi duyduklarından Ya da ve onu duyduklarımızdan benzetiyorlar da olabilir, değil mi sesi? en güvenli ses o ses olduğu için, yani anne karnında en güvenli oldukları an o an, annelerinin karnındalar ve etrafta o sese benzer bir ses duyduklarında işte araba içerisinde uyuma, fön makinesi, elektrik süpürgesi, bu sesler benzer ses olduğu için o güven duygusunu, anne karnındaki güven duygusunu tazelediği, bu yüzden de çocuğun kendisini rahat bırakıp uykuya teslim ettiğini söylüyor araştırmacılar. Evet, Ben de katılıyorum. bunu çok şaşırmıştım ilk öğrendiğimde ve bununla ilgili bayağı araştırma yaptım, bayağı okuma yaptım. Çünkü çok ilginç geldi. Neden bir çocuk fön makinesiyle uyusun ki? Yeğenimi uyutmaya çalışıyoruz, fön makinesi açıyoruz ya da elektrik süpürgesi açıyoruz. Neden süpürge açıyoruz? Bu çocuk niye böyle uyuyor? Yani o zaman çok Evet. üzerine düşmüştüm. Okuduğum makalelerden de bu sonuca Evet. varmıştım ben. Yani onlar da o şekilde düşünüyorlar. Güven duygusunu geri çağıran sesmiş o ses. Yani benziyormuş o Oo, çok sese. ilginç. Çok Tabii. ilginç. Çok ilginç. Yani işte onunla ilgili çalışmalar bak yapılıyor, yapılmakta. Hatta o anne karnındaki sesleri kaydedip zaten çocuk doğduğunda dinlettirip uykuya dalmasını falan sağlıyorlar. Yani Tabii. bir nevi yani gürültü de bence bir müziktir. Yani sessizlik de müziktir derler ya. Aynı onun gibi. Ya tabii o Tabii. çocuğun yani algısını bilemiyoruz, ne istediği bilemiyoruz. Sadece benzettiği için ya da alışık olduğu sesi arayış çabası da olabilir.
O Tabii. yüzden de yani doğrudur, katılıyorum. En güven duydukları an anne karnı oluyormuş insanın. En güven duyduğu an anne karnı oluyormuş ve çocuk anne karnındayken hissettiği o güven duygusunu benzeyen seslerle tekrar işte o sesler sayesinde güven duygusu yerine geliyormuş. Kendini güvende hissediyormuş. Bu sayede de uykuya dalması daha kolay oluyormuş. Doğru. Katılıyorum, katılıyorum. Hocam bu Ben de arada katılıyorum. sizin uğraştığınız alanla ilgili bir soru var. Sanırım yayının başını kaçıran bir takipçimiz, Yıldırım hocamızın alanı nedir? Hangi bölümle ilgileniyor diye sormuşlar. Afyon, ben söylemiştik, dediğimiz gibi başını kaçırmıştı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği Ses Eğitim Ana Sanat Dalı'nda çalışıyorum 22 yıldır. Uzmanlık alanımız Türk Müziği Ses Eğitimi, Türk Müziği Repertuarı konuları. Şu anda Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde alan olarak bu konuları çalışıyoruz. Muhteşem bir sesiniz var. Öyle, evet, sen tabii canlı dinledin. Yıllardır tabii artık şey oldu, yani ne diyelim, tamamen bu meslek bize bir ceket oldu, ırka oldu. Taşımaya çalışıyoruz. Ses çok zor bir organ. Yaşlanıyor, normal bir enstrüman gibi değil. Yaşınız ilerledikçe sesle ilgili bir takım özelliklerinizi kaybedebiliyorsunuz. Evet, tecrübeleniyorsunuz yaş geçti, ama sesi de yavaş yavaş kaybetme değil de eskisi gibi böyle çok fazla aktif kullanamıyorsunuz. İşte Hocam. yani bu bizim yani ses eğitimi ana sanatındaki çocuklarımızın hem repertuar dimağı gelişimine hem de seslerini doğru kullanmasına yönelik çalışmalar yapılan bir bölümde akademisyenlik yapıyorum diyebiliriz. Teşekkür ederiz ama gerçekten siz mütevazı davranıyorsunuz ama muhteşem bir sesiniz var. Ben Çok teşekkür dinlemekten ederim. çok büyük bir keyif alıyorum. Hatta Çok geçen teşekkür gün, ederim. dün ya da ondan önceki gündür Refik Fersan'ın Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor eseriyle karşılaştım. Birisi icra etmiş ama kulağımda sizden dinlediğim kalmış olduğu için böyle yok yani Yıldırım hocamızın sesinden Ederim. dinlemek Eyvallah, çok eyvallah. farklı bir şey. Gerçekten çok farklı bir Yani ne şey. mutlu, bana ne mutlu, huzur vermesini diliyorum. Yani o dinledikçe huzur bulmanızı temenni ediyorum. Herkes için söylüyorum onu. Zaten yani, Bütün favori parçalarımdandır. Sizden dinledikçe daha böyle bir içselleştirdim herhalde. Bilmiyorum. Böyle o tüylerim diken diken ediyor. gençlik sesinde artık böyle artık okuyamıyorum öyle. O 20 yıl Ya önce hocam çektiğim bir kayıt. estağfurullah öyle demeyin Allah aşkına. Kaç yaşındasınız? Ben müzede duydum canlı sesinizi. Evet. Ya yani işte öyle 40 yılda bir oluyor. Tabii yani şarkı söylemenin enstrümanı, biliyorsunuz dünyanın en gelişmiş enstrümanı insan sesidir. Yani güzel Evet. sestir. Bütün enstrümanlar o güzel sesi arayış için yapılmıştır aslında, değil mi? Bütün enstrümanlar. Evet. Yani herkesin ya şarkı söylemeyle ilgili bazı tasarruflarını yeniden gözden geçirmesi ya da bir enstrüman çalması, enstrüman çalmayı denemesi. Yani müziği bir yerden tutması, yakalaması gerekir. Biz de şarkı söyledikçe mutlu oluyoruz. Bizim enstrümanımızda ses, insan sesi. O enstrümanı kullanıyoruz. Bak, senin omzunda neyi yaslamışsın, senin enstrümanın da o mesela. Bir başka birinin sağını, bir başka birinin o. Yani herkes mutlu olduğu enstrümanı seçiyor ve o enstrümanı kullanmaya çalışıyor. Ya olabildiği kadar tabii. O Tabii ki. yüzden biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocam iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim bugün Estağfurullah, yayına sizler de öyle. katıldığınız için. Ne Kusura demek? bakmayın Her sizin de zaman. yoğun bir trafiğiniz vardı bu akşam. Bayağı Evet, vaktinizi evet. Evet, çaldı. 5 dakika O yüzden gecikmiş. evet size veda etmek istiyorum. Aslında hiç istemiyorum ama mecburum bugün bu Daha akşam sonra bir var. dostlarımıza Sizi sözümüz yeniden olsun. ağırlamak isteriz. İnşallah dostlarımıza sözümüz olsun. Daha geniş bir zamanda farklı konularda, en azından daha böyle minimal konularda konuşmak üzere söz vermiş olalım. Akıllarına
kalan ya da sormak istedikleri sorulara cevap vermiş olalım. Hı. Veremesek de cevap verecek kişileri soralım, onları getirelim. Bizim de çok değerli hocalarımız var. Onlardan da fikir alalım, soralım. İnşallah dediğin gibi yine böyle güzel bir ortamda eğer imkan olursa tabii ki her zaman katılmayı arzu ederiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani biz bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani evet zaten şu 3-4 kişiyiz. En azından birbirimizi tanıyıp kollayıp dertleşebilelim. Derdimizin dermanı musiki olsun. Sebebimiz de musiki. Her zaman birlikte olmaya kabul ediyoruz. Ne güzel söylediniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Can ederim. gönülden teşekkür ediyorum. Yani şu anki mutluluğumu, yaşadığım hazzı gerçekten kelimelerle ifade edemem. Sizi daha fazla Eyvallah. tutmak Bir ifade. istemiyorum. Geç kaldınız. Hakkınızı helal edin lütfen. İyi Estağfurullah. Helal akşamlar olsun diliyorum tabii hocam. ki. Çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Musikiyle kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Kıymetli dostlar, Yıldırım hocamızı uğurladık. Evet. Ne güzel bir sohbetti değil mi? Yani ben çok mutlu oldum. Bitmesin istedim ama maalesef ki her güzel şeyin bir sonu var. Hocamıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çünkü bu akşamki programı yoğundu. Dersleri de olmasına rağmen. Çünkü bazı dersleri hala öğrenciler online alabiliyorlar. Olmasına rağmen bizi kırmadı. Bu akşam yayınımıza katıldı. Hatta sürenin de üstünde, yani konuştuğumuz, planladığımız da sürenin üzerinde bir sohbete dahil olduk. Hocamızın bilgilerinden faydalandık. Tekrar gelme sözünü de aldık. Artık veda edebiliriz. Bizi hanelerinize konuk ettiğiniz için ve hanemize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.